ikileşme yani replikasyon aşamasındaki şu DNA parçasına gelin bir beraber bakalım arkadaşlar. Özellikle de DNA'yı ikileştiren enzime odaklanmak istiyorum. Bu enzimin adı DNA polimeraz. Aslında birkaç DNA polimeraz tipi var ama biz şu an DNA polimeraz 3 ile ilgileniyoruz. DNA polimeraz 3 yeni DNA sentezler. Ayrıca prova okuması yapma yeteneğine de sahiptir. Yani DNA'yı bir yandan kontrol edip bir yandan hatalarını düzeltebilir demek istiyorum. Ama o konuya gelmeden önce öğrendiklerimizi bir hatırlayalım kısaca ve karşımızdaki şekilde gördüklerimizi bir özetleyelim beraber. Buradaki enzim DNA helikaz. Çift iplikli DNA'yı fermuar gibi ayıran enzim bu DNA helikaz enzimi. Bu sayede DNA polimeraz gelip ikileşmeyi başlatabiliyor. Tam burada farklı renkle gösterdiğim yapı RNA primeri. Hala hazırda sentezlenmekte olan DNA ipliğini de işaretleyelim. 5 üstünden 3 üstüne doğru sentezleniyor. Aslında alttaki DNA ipliği de üsttekiyle aynı anda sentezleniyor ama şekil fazla karışık olmasın diye onu göstermedim. Sarı bazlar timin azotlu bazını temsil ediyor olsun diyelim, tamam mı? Evet, turuncu bazlar da sitozini temsil etsin. Yeşiller adenini, mavilerse guanini temsil ediyor olsun. Timin ve sitozin pirimidinlerdir, yani tek halkalı yapıya sahiptirler. Altı kenarlı tek bir halkadan oluşurlar. Adenin ve guanin ise pürinlerdir, yani çift halkalı yapıya sahiptirler. Altı kenarlı bir halkayla ona bağlı beş kenarlı ikinci bir halkadan oluşurlar. Aslına bakarsanız bu yapılar burada göründüğünden biraz daha karmaşıktır. İçlerinde e, başka atomlar, çift bağlar falan da bulunur. Ama biz şimdilik işleri basit tutmak adına oralara girmiyoruz. Şimdi ikileşmekte olan DNA'mıza geri dönelim. Bakın, burada bir boşluk bıraktım. Buraya gelecek olan nükleotidi koymadım. Şimdi mesela karşıdaki nükleotit uygun baz olan adeninle eşleşmek yerine kazara bir guaninle eşleşiyor. Bu bir hata. Ve DNA polimeraz 3 bir hata yaptığında bunu hissedebilme yeteneğine sahip. Eğer bir hata yaparsa geri dönüyor, hatalı bazı söküp yerine doğrusunu takıyor. Şöyle yani, hatalı bazı söküyor, yerine doğrusunu koyuyor. Unutmayın azotlu bazlar şeker omurgasına bağlanır. Az önce anlattığım faaliyete de biz ne diyoruz? Egzonükleaz aktivitesi. Evet tekrar ediyorum bunu. Egzonükleaz aktivitesi deniyor. Sözcüğün nükleaz kısmı nükleotit koparabilme yeteneği anlamına geliyor. Egzo kısmı ise altını çiziyorum. Egzo kısmı ise sadece DNA ipliğinin sonundaki nükleotidin koparılabildiğini belirtiyor. Burada DNA 3 polimeraz, daha doğrusu DNA polimeraz 3 nükleotidi koparabildi. Çünkü nükleotit DNA ipliğinin ucundaydı. Bunun tersi de endonükleaz aktivitesi oluyor. Bunu da tekrar edeyim. Endonükleaz aktivitesi. Bir endonükleaz bir DNA ipliğinin ortasında yer alan bir nükleotidi kopartabiliyor. Mesela buradaki nükleotidi alıp yerinden sökebiliyor. Evet, bunu aklınızın bir köşesinde tutun arkadaşlar. Çünkü birkaç endonükleazla karşılaşacağız, tamam mı? Her neyse şimdi egzonükleaz aktivitemize geri dönelim. Biraz daha ayrıntılı anlatmak gerekirse, DNA polimeraz 3'ün egzonükleaz aktivitesi 3 üssü 5 üssü yönlü bir egzonükleaz aktivitedir. 3 üssü 5 üssü yönlü şeklinde nitelenmesinin nedeni şu. DNA polimeraz 3'ün bu düzeltmeyi yapabilmesi için 3 üssü 5 üssü yönünde geriye doğru hareket etmesi gerekir. Bir diğer enzim de DNA polimeraz 1. Polimerazı pol şeklinde kısaltıyorum. DNA polimeraz 1'i de egzonükleaz aktivitesi olan bir polimeraz olarak düşünmemiz gerek, enzim olarak. Yani DNA polimeraz 1'in de egzonükleaz aktivitesi var. Ve DNA polimeraz 1 replikasyonun yani ikileşmenin sonunda RNA primerini kopartacak olan enzim. Şimdi burada ek bilgi olsun. DNA polimeraz 1'in egzonükleaz aktivitesi. 5 üssü 3 üssü yönündedir. İsterseniz bunu da aklınızın bir köşesine yazın. Yani hem DNA polimeraz 3 hem de DNA polimeraz 1, DNA replikasyonu sırasında ortaya çıkan hataları düzeltme yeteneğine sahip. Onarımın hata oranının düşürülmesi üzerinde ne kadar etkili olduğunu şu örnekle anlatayım. Normalde replikasyon sırasında bir hata meydana gelme sıklığı 100.000 bazda 1 ila 1 milyon bazda 1 arasında değişir. Onarım olmasaydı hata oranı bu olurdu. Oysa DNA polimeraz 1 ve DNA polimeraz 3'ün onarım mekanizmaları sayesinde bu oran 100 milyon bazda 1'e düşüyor. Dolayısıyla bu enzimler DNA replikasyonu sırasındaki hata oranını düşürmekte oldukça etkili. Şimdi size şöyle bir soru soracağım. Buradaki hata bir nedenle replikasyon sırasında düzeltilmezse ne olur? enzimlerden biriyle ilgili bir sorun çıktı, bir şey oldu ve bu hata düzeltilmeden kaldı. Ne olur? Bakalım ne olurmuş? Bu hata barındıran bir DNA. Bu hatanın düzeltilip düzeltilemeyeceğini tartışmadan önce hata düzeltilmezse ne olur ona bir bakalım. Üstteki orijinal DNA'mız. Bu DNA'yı ikileştiriyoruz. Bu iplik bu iplikle aynı. Alttaki bu iplik de bu iplikle aynı. Önce sol taraftaki yeni ikileşmiş DNA'ya bir göz atalım. Burada bir timin bazı var. DNA'nın doğru şekilde ikileştiğini varsayarsak buraya tamamlayıcı bir adenin bazı gelmesi gerekir. Şimdi de sağdaki DNA'ya bakalım. Alt tarafta bir guanin var. Bu guanin bir terslik çıkmazsa doğru baz olan sitozinle eşleşir. Şimdi çabucak ilk DNA'mıza dönelim. Burada bir timin ve onun karşılayıcı tamamlayıcı bazı olan yani adenin olmalı diye düşünmüştük. Öyle değil mi? Evet, bir timin karşısında da adenin demiştik. Evet. Bakın burada öyle. Daire içine alalım hemen. Yani bu DNA doğru dizilime sahip. Ama bir de sağdaki DNA'ya bakalım. Bu dizilim doğru değil. Bu bir mutasyon. Bu DNA onarım mekanizmalarının düzgün çalışmadığı durumlarda mutasyonların nasıl ortaya çıkabildiğine iyi bir örnek. Şimdi asıl sorumuza geri dönelim oluşan ilk hatayı onarıp bu mutasyonun önüne geçebilmemiz mümkün mü? Ve bu sorunun cevabı evet. Neyse ki hücrelerimizde hatalı eşleşme onların mekanizması denilen bir özellik bulunuyor. Hatalı eşleşme onların mekanizması çok sayıda proteinden oluşuyor. Bu proteinler ilk olarak ortada bir sorun varsa bunu anlıyor. Bir sorun olduğunu da şuradan anlıyorlar. DNA'da meydana gelen hatalı bir eşleşme genellikle şeker omurgasını bir miktar bozar. Proteinler bu bölgeyi bir kesikle işaretlerler. Evet, hatalı olan bölgeyi ya da hatalı bazı bir kesikle işaretlerler. Evet. Sonra bir egzonükleaz hatalı nükleotidi yerinden söker. Hatalı nükleotidi yerinden söküyoruz. Bir sonraki adımda DNA polimerazlardan biri boş kalan yere doğru nükleotidi bağlar. Timinimizi adeninle eşliyoruz. Evet, geldik son adıma. Bir DNA ligaz enzimi yeni nükleotidi iki yandan bağlar ve tabii diğer iplikteki tamamlayıcı bazını da bağlar. Bozulmuş şeker omurgasını da düzeltelim. Evet. İşte karşınızda onarılmış DNA'mız. Netleştirmek adına söylüyorum, burada bahsettiğimiz hatalı eşleşme onarım mekanizması replikasyondan yani ikileşmeden sonra gerçekleşir. DNA polimeraz 3 ve DNA polimeraz 1 tarafından yapılan onarımlarsa replikasyon sırasında veya replikasyonun hemen sonunda gerçekleşir. Şimdi şunu merak ediyor olabilirsiniz. Hatalı eşleşme onarım mekanizması hatanın orijinal iplikle mi yoksa ya, e, yeni sentezlenen iplikle mi yapıldığını, onda mı olduğunu nasıl anlıyor? başka bir deyişle buradaki bazlardan hangisinin doğru baz olduğunu nereden anlıyor bu örnekte doğru baz timin hatalı bazsa guanin'di bakterilerde bu sorunun cevabını biliyoruz bakterilerde orijinal iplik metillenmiş adeninler içeriyor tüm adeninlerin üstüne metil grupları ekliyorum bu hatalı eşleşme onların mekanizmasının doğru baza sahip orijinal iplikle hatalı baza sahip yeni ipliği birbirinden ayırt edebilmesini sağlıyor. Ama hata eşleşme onarım mekanizması ökaryot hücrelerde ve bakteriler dışındaki prokaryot hücrelerde doğru nükleotide sahip iplikle hatalı nükleotide sahip ipliği nasıl ayırt ediyor? İşte bunu henüz tam olarak bilmiyoruz maalesef.